Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok büyük bir geceye kavuşmak üzereyiz. Onun için bu gecenin fazileti hakkında sizlere bazı hadis-i şerifler rivayet edeceğim. Bunlar kaynakları sabit olan hadis-i şeriflerdir. Şimdi Ramazan-ı Şerif bitti diye, bu gece insanlar teravih de yok diye, e, cemaate çıkmazlar. Çok kaybederler, çok yazık ederler. O kadar yazık ederler ki, yani bir Ramazan'da kazandıklarından daha büyük zarar ederler. Bu gece çok önemli bir gecedir. Leyletül Fitr, Ramazan-ı Şerif bayram gecesidir. Bu hususta birçok faziletler, hadis-i şerifler vardır. Ben bunları Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde değil de Şaban-ı Şerif Risalesi'nde geçiyor bunlar. Ne alaka? Çünkü... Berat gecesi, Şaban Şerif'in 15. gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerin arasında bunlar da geçiyor. Onlarla birlikte geçtiği için o rivayetler burada alınmıştır. Tabi Ramazan Şerif bayramı gecesi Şevval ayına giriyor. Ramazan ayından değildir. Artık bu gece akşam ezan okunmakla Ramazan Şerif bitiyor. Şevval-i Şerif'e giriyoruz. Şevval ayda mübarek Altın günler orucu var. Faziletli bir e, mübarek aydır. Onu da bu arada söylemiş olalım. Gerçi inşallah e, 17 Eylül Cuma mıdır? 17 Eylül Cuma akşamı saat 8.30'da. Allah nasip ederse. Yani 20.30 mu diyorsunuz? Saat 20.30'da Flash TV'de 3 saat sohbet olacak inşallah. E, her Cuma akşamı. Yani konuşmalar olacak. Bir kısım konular konuşulacak, bir kısım sual cevap yapılacak. E bu şekilde yani 20-30'dan efendim 23 kadar dediler herhalde. E, yani ne diyor? 3 saat mi ediyor? 3 saat ama arada reklamlar reklamlar olur falan. Yine size bir çay içme payı kalır. Efendim bu arada e, sohbetler olacak. O zaman da konuşabiliriz. Yani Şevval ayının orucunu o zaman da bahsedebilir Çünkü ay geçmiş olmuyor. Şimdi hemen söylemeyelim. Daha bugün oruçtan yeni çıkacaksınız. Bunalıma girmeyin. Onun için şimdi bir rahatlayın. Bir, bir hafta şeker, çikolata yiyin bakalım. Yiyebildiğiniz kadar. Ondan sonra size bir altı gün daha yükleriz inşallah. E tutabilene yükleriz arkadaş. Gücü olana yükleriz. Çünkü neden? Fazileti var. Fazla mal göz çıkarmıyor da fazla sevap göz mü çıkarıyor? Kazanmak isteyene dünya ticaret hanedir. Ed dünya مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Burada eken orada biçecek. Burada iman ve ameli salih tohumları ekelim. Ahirette de sonsuz nimetler, göz görmedik, kulak işitmedik, beşerin hatırından geçiremeyeceği kadar cennetler ve nimetlerle efendim istifade edelim inşallah. Bizim derdimiz ahiret olsun. Dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Bizim başka bir derdimiz yok. Köşe kapmaca derdimiz yok. Sizin gözünüze gireceğiz de cennete mi gireceğiz yani? Sizin gözünüze giren cennete gireceğine der bir ayet hadis yok. Onun için beni beğenseniz de beğenmeseniz de ben doğruyu konuşuyorum. Birkaç kişiler çevirdi beni yolda. Senin dobralığını beğeniyoruz diyor. Ne dobralık yaptıysam onu da bilmiyorum da ben doğruları konuşurken kıvırmam. Ha, zarar da gelecek olsa, aleyhime de dönecek olsa doğru konuşmak lazımdır. Ama ve lakin sizi kandırmayız. Bizim dünya ile işimiz yok. Şimdi bir Bekir Coşkun diye bir adam var. Yazar o eskilerden o da. O da bir yazı yazmış geçen. Bir dualar yapıyor. Alay 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 işte. Ya Rabbim şöyle yap böyle yap. Bütün Allah Allah şey, duayla alay etmiş de. O arada da dua diyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı da diyor. Anayasa Mahkemesi Genel Başkanı yap. Amin falan bir şeyler bir şeyler. Ya Türkiye'de bu kadar tırajlı bir gazetede. En önemli bir gazetede yazıyorsun. Ki milletle dalga mı geçiyorsun ya? Cübbeli hocanın o işlerden ne gözü var, ne tipi var, ne şekli var. Bize uyacak işler mi onlar? Yani ne demek istiyorsunuz? Böyle bir işimiz var mı bizim ya? Bana desen ki vallahi azim billahi kerim. Bak yemin ediyorum sana ya. Tallahi dediğim üç tane yemin var. İslam'da üç tane yemin var. Öyle namusuna şerefine yemin olmaz. Kadına dedi ya namusun üzerine yemin eder misin? Dedi hakim bey bende namus ne arar dedi. Ya bu sefer yemin yere düşer yani. Hal böyle olunca biz kim olursa olsun namusu olsun olmasın. Herkesin Allah'ı var. Yemin edeceğin zaman e, namus olmayabilir ama Allah'ı olmayan yok. Onun için yemin kime edilir? Vallahi billahi tallahi üç, şey, üç lafızla Allah'a yemin edilir. Kabe'ye yemin ederim. Olmaz. Kabe'nin Rabbine yemin edebilirsin. Efendim, Kur'an'a yemin ederim. Olmaz. Kur'an'ı indirene yemin eder bilirsin. Bunlar önemli yeminler. Ben üç tane önemli yemin ediyorum ki şimdi deseniz bana ki seni reisi cumhur seçiyoruz. Seçtik. Yani o kadar ağrıma gider ki bu teklif ve bu laf. Hayatımda düşünmediğim şeyler bunlar benim. Yetmedi mi bize bu din? Bu ilim neyimize yetmiyor bizim? Bu ayetler, hadisler bu kadar kitapta. Okuyamadan öleceğim. Düşünüyorum şimdi millet gibi öleceğim de efendim şu dizileri kaçıracağım şu maçları kaçıracağım diye düşünmüyorum. Düşünüyorum ki bu kadar 30 40 bin cilt kitap daha da dünyada milyonlarca cilt kitap var kütüphaneler dolu. E ben bunları okuyamadan amel edemeden bu ömür yetmez ki bunlara. Ama Allah niyetimize göre verecek inşallah. Niyetimiz nedir? Hepsinden okumak istifade etmek, size kitaplar hazırlamak, kendimizde bir şeyler amel edebilmek. Niyetimiz budur. Bu, bu yaşa kadar da bir şeyler yaptık yani. Epey de bir şeyler. Elhamdülillah Allah nasip etti bana. Benim yaşımda pek kimseye nasip etmediği kadar nasip etti. Yani on binlerce sayfa eser yazmışız. On binler. Ve yirmi otuz bin sayfa uzun uzun. Elhamdülillah. Rabbimiz yazdırdı bunları bize. Rabbimiz bunları gördürdü bize. Onları yazana kadar dünya kadar da kitap gördük. Onları da gazeteden yazmadı koş. On üçündür ki mutluyum, memnunum ama yetmez. Allah hayırlı uzun ömürler versin de Amin. Hep beraber okuyalım, okutalım, amel edelim, yazalım, millete nakledelim. Mesele bu. Yoksa sen beni... Efendim, makam, mevki... Nedir ya bunlar? Basit şeyler, ayıp şeyler. Bizim ne işimiz var o makamlarda? Allah o makamlara gelenlere layıklık, liyakat versin. Ehliyet versin, muvaffakiyet versin, hayrı buldursun, doğruyu yaptırsın. Onlara da dua ederiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Çünkü bir makama gelen insanın için dua etmek çok faziletlidir. Onlara dua edersek, onlar doğru yaparsa hepimize faydası var. Yanlış yaparsalar herkese zararı var. Yönetimde olanların önemi var. Onun için onlara dua etmek boynumuzun borcudur. Her kim vazifeye gelirse gelsin, biz adam ayrımı yapmadan onlara dua ederiz. Allah Teala hayrı buldursun, hayra muvaffak etsin, doğruyu yaptırsın. Bize ne? Dua vazifemiz. Ama dalga geçmenin lüzumu yok. Birbirinden alay etmenin, birbirine hakaret etmenin lüzumu yok. 70 yaşına gelmiş adamsınız. Ayıptır. Millete yazı yazıyorsunuz. İnsanlara hakaret etmeyin. Böyle Allah'a alay eder gibi dualar etmeyin. Cık. Saçma saçma işler ya. Bütün bir yazı, bir şey yok içinde ya. ya. İnsanlara bir ilim ver, bir bilgi ver, bir kültür ver, bir şey ben, Bir fayda ver orada. İşgal etmişsin bir köşeyi ya. Boş boşuna. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir diyor dünyasına ve ahiretine yaramayan işlerle uğraşmasıdır diyor. Alametü iradillahi teala anil abd iştigalü bima la yani hadis-i şerif. Allah bir kuluna yönelmiş mi ondan yüz mü çevirmiş? Bu nasıl anlarız? Nasıl anlarız diyor? Yaptığı işe bakarız diyor. Yaptığı iş dünyasına veya ahiretine veya ikisine veya birisine faydalı geliyorsa demek Allah'ımız ona ikbal etmiş, yönelmiştir. Ama baktın ki adamın yaptığı iş ne dünyaya yarar ne ahirete yarar, her tarafa zarar. Bu adamın demek ki Rabbimizle alakası yoktur. Rabbimiz ondan yüz çevirmiştir. Yani kim ise. Onun için fuzuli işler yapmayalım. Fuzuli şeyler yazmayalım. Fuzuli yazanları okumayalım. Fuzuli konuşanları dinlemeyelim. Yani burada vakitlerimiz nakittir. Vakit keskin kılıçtır. Bak şurada başlıyorum. Bir giriş yapamadan reklam bitti. Ezan oluyor. 50 dakika, 60 dakika nasıl geçti ben anlamıyorum. Dinleyenler de biz de anlamıyoruz diyorlar. Ama ve lakin işte Hüsamettin Çelebi'nin Mevlana'ya dediği gibi قَالَ Mesnevi'de böyle bazı Arapçalar da var, az da olsa. Diyor ki, beni yedir ben açım, ruhum aç. Ey Yüce Mevlana, bana manevi ilimler ver, ruhuma gıdalar ver ben, Allah'tan bana haberler ver. Allah aşkından, sevgisinden bana beyanlar ver. Ama acele et acele et diyor vakit keskin kılıçtır tak 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 o saatin tık tıkları onu var ya insan bazı kere yattığım zaman onun sesi geliyor yani insan ses olmayınca tık tıkı duyuyorsun o bunalıma sokuyor insanı ya. O ömrü kesiyor o o nefesi bitiriyor o o seni Rabbine götürüyor o ona göre hiç eğlenecek vakit yok bayram da yapacağız inşallah ama eğlenecek vakit yok. Ne demek eğlenmek? Eğlenmek dünya ahirete yararsız işler demek. Ama çoluk çocuğunla gülersin, hanımınla sevinirsin, akraba ziyaretleri yaparsın, aranızda şakalaşırsınız, latifeler, hoş safalar. Bunlar İslam'da vardır. Bunlar meşrudur. Bunlar sünnettir. Hatta bayramda Efendim, Habeşliler def çalıyorlardı. efendim, Hazreti Ömer Efendimiz de kızardı bu işlere. Def, dümbelek gördü mü? Herkes de kaçardı ondan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha biraz müsamahalıydı. Ne buyurdu? İnnel kulli kavmin Fehada eiduna. O yine itiraz edince def falan çalanlara bayram gününde dedi ki her kavmin bir bayramı var. Bu da bizim bayramımız. Hele dur da millet de biraz dedi. Neşelensin yani. Düğünde izin var mı? Bayramda izin var. Çingıraksızlara, çingıraklılar değil de çingıraksız deflere def var. Yani ne demek? Meşru surette eğlenmek tabi var. Biz tamamen toprağı kazın, dibine girin, çilaneye hiç çıkmayın. Böyle demedik ki size. Desek de yapmazsınız zaten. Ama mesele Allah'ımızın yasaklarını efendim işlemeyelim, sınırlarını geçmeyelim, haddimizi aşmayalım. Şimdi kürek gibi herkes birbirine el uzatıp kadın erkek böyle öpüşmeler, tokalaşmalar bunların bir hududu var. Annem annense başka, kızınsa başka. Efendim teyzem başka, nikah düşen var, düşmeyen var. Değil mi? İç kıyafetiyle görüşebildiklerim var, iç kıyafetiyle görüşemeyeceklerim var. Bunlar önemli meseleler. Bayramdaki en büyük mesele bu. Bir Ramazan oruç tut, akşamlar teravih, mukabele, kazan kazan kazan, bayram günü çuvalı deldir, hepsini boşalt. E buna da bir lüzum yok yani. Bayram günü beş vakit namaz kılmazsan ne olacak? Ya hoca efendi canımız çıktı bir aydır kılıyoruz ya. Bırak da bayram edelim. E bayram et mübarek. Dört dakika öğlenin farzı. Ne zararı var sana? Dört rekat ikindinin farzı ne oldu yani? Bir akşam üç rekat farzı Allah'ın borç ettiği vazifeyi yapsan ne olur yani sana? Bayramın mı bozulur? Süsün mü bozulur? Elbisenin ütüsü mü bozulur ya? Yapmayalım böyle. Ramazanı perişan etmeyelim. Allah'ımızı kendimize düşman etmeyelim. Mutlaka namazlara devam edeceğiz inşallah. Ramazanın efendim verdiği feyzi sürdüreceğiz inşallah. Biz de sizi bırakmıyoruz de cumaları başlayacağız ki yani arabanın benzini bitmesin ha. Bu sohbetler neye benzer? Böyle bir benzine benzer yani. İnsan, bazı arkadaşlar derlerdi ki bana evvelce ya hoca efendi bir hafta duramıyorum, abdesti tutamıyorum derdi. Abdesti tutamıyorum demek bozuluyorum yani. Namazı mamazı bırakıyorum. Yine o yana bu yana dalmaya başlıyorum. Ne olacak bu sefer? Bir de gelirdi İzmit'e veya Adabazan'a benim her gece bir yerde olurdum. Gündüz bir yerde olurdum. Bazıları derler hoca efendi hafta yetmiyor bize. Onun için haftada bir de başka yere geliyoruz ki iki gün abdest gidiyor, üç gün. O, o vaziyette böyle namaza devam ediyoruz. Çünkü dinlemeyen adam gaflet eder, unutur yani. Nefis unutturur, şeytan unutturur, ortam unutturur, geçim derdi unutturur. Yani insanda sıkıntı çok. Amma velakin biz unutmayacağız inşallah. Şimdi unutturmayacağız inşallah, birbirimize hatırlatacağız. Allah için nasihat edeceğiz. İsteyen ciddiye alır, amel eder, dünya ahiret kazanır. İsteyen dalgaya alır, şakaya alır, kaybeder, inkar eder. Allah onlara da hidayet etsin. Allah onlara da inanmak nasip etsin. Şimdi muhazibimiz Cebel Radiyallahu Anh'den hadis-i şerifler. Vakitler çok yok kısa kısa. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor. Menahiyel hayye'l leyli'el hamse ve cebetu'l cenne. Senede 5 tane gece var. Bu 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Kesinlikle girecek. Allah bunu söz veriyor. Rabbim sözünden caymaz. Bakın bu hadis-i şerifin kaynakları burada. İsfahani'nin et diye iki ciltlik eseri var. Çok eski bir eserdir o. Hadis külliyatındandır. Onda geçiyor. Ondan sonra ben burada yazdım. Dünya kadar şeyde Süleymaniye Kütüphanesi'nde birçok yazma eserlerde de geçiyor bu hadis-i şerif. Leyletü terviye, leyletü arafa, leyletü nehar. Üçü peş peşe önümüzde. İki ay yedi gün sonra, iki ay yedi gün sonra bu gelecek. Terviye gecesi, arafa gecesi, kurban bayramı Onu da o haftalarda konuşuruz. Yani zilicce ayının 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan bu üçü peş peşedir. Bu beş geceden üçü peş peşedir. Hacıların hacca gittiği işte Mina Arafat dönemlerine çatıyor. Biz de burada da olsak fark etmez. Bu beş geceleri ibadetle ihya dene cennet vacip olur. Dördüncüsü Leyletül Fitr Ramazan bayramı gecesidir. İşte bu beş geceden şimdi birine kavuşmak üzereyiz. Akşamı da cemaatle kılacağız inşallah. Yatsıyı da cemaatle kılacağız inşallah. Sabahı da cemaatle kılacağız. Şimdi bir de sabah bayram namazına gidiyorlar. Saati kaça kuruyor biliyor musun? Tam güneşin doğmasına kuruyor. Niye? Güneş doğduktan sonra 45 dakika sonra efendim bayram namazı var ya 45 dakikada işte abdest alacak da yetişecek. Güneşin doğmasına kuruyor ne demek biliyor musun? Sabah namazını kaçırmaya kuruyor. Sabah namazına, ben sabah namazına kalkmam ki diyor, kılmam ki, öyle bir alışkanlığım yok ki diyor. Ben bayramdan bayram hocam. Ama onu da hızlı hızlı söylüyor ya, adam içki içen biri demiş ya, içki içer misin demiş. Akşamdan akşama beş elif çekmiş onu, uzatmış onu. Demiş, namaz kılar mısın? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama, bayram. Onu hızlı söyleyince sanki iki bayram senede çok geliyormuş gibi zaten. Deli her gün bayram. E şimdi bayramdan bayrama kıldığın zaman senede iki kere namaz kılıyorsun ya. Yine hiç kılmayandan iyidir. Boş ver, kılsın. Bizde öyle bir şey yok. Hoca ben sabah namazı kılmadım. Bayram namazı da kılmayayım mı? Kim dedi kılma? Bir secdekarımız var. Kıl. Allah de, Sübhanallah de mübarek. Biz istiyoruz annenin secdeye gelsin ya. Biz bayram namazı kılana kılma der miyiz ya? Ama mübarek bayram namazı vacip, sabah namazı farz ömründe bin sene yaşasan, bin sene bayram namazı kılsan, bin tane bayram namazı sabah namazının iki rekatına vallahi de değmez, billahi de değmez. Ve sabah namazının iki rekatından sorgu sualin, azabın çok uzun sürer. Hiçbir bayram namazında onu telafi edemez yani. Onun için Allah rızası için. Bak sabah namazına mutlaka kalkalım ya sabah namazı nedir? Güneş şimdi zaten altı buçuğa doğru gitti. Efendim yani altıda falan, e, camiye yetişseniz, cemaatle kılsanız mübarek bayram sabahı, ne faziletli olur. hocam. Hani o kadar derken kalkamam, işi idare et. E işi idare edeyim, ne yapayım? Mübarek bari evde, güneş doğmadan selamı ver. Güneş doğuyor ya, yazıyor altı mesela, yirmi yedi mi, yirmi sekiz mi, ne bilmiyorum şimdi tam. Güneş doğmadan sabahın selamını ver de namazı kurtar. Allah'ın cemalini görmek istiyorsanız diyor yarın ahirette. Güneş doğmadan sabah namazı, güneş batmadan ikindi namazını. Aman yenik düşmeyin, aman mağlup olmayın, aman kaçırmayın. Buhari hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'in istedahtu minna tuğlebu ala salatin. Kable tulu'u şems ve kable gurubi'a fef'alû. Bunu yapın diyor ya. Onun için aman sabah namazı. Sünneti de kaçırmayın. O iki rekat sünneti var ya. Atlar çiğnese sizi diyor, tırların altında kalacağınızı bilseniz bu yani Önemine binaen konuşuluyor. Yoksa tehlike olduğumuz zaruret var. Bırakırsın kaçarsın. Ayrı dava da atların çiğneceğine ayakların altında kalacağınızı bilseniz sabahın iki rekat sünnetini kaçırmayın. hadi şerifler böyle. Beşinci gecede Şaban'ın yarı gecesi. O geçti. Berat gecesi geçti. Önümüzdeki seneye Allah kavuşturur inşallah. Bu beş geceyi ibadetle geçirene cennet vacibul olur. Hoca efendi ben böyle ne beş biliyorum ne dört. Bu zamana kadar da bir siftah ettiğimde yok. Mübarek bu gece beşin birini tuttur şimdi. Bu gece bir. Önümüzde söyleyeceğim sana. Flash TV'den sohbetleri takip et. O üç geceyi de derim sana. Onlar peş peşe gelmeden hatırlatırım. Şaban'da bir daha seni. Senede beş gece Allah ömür verirse cenneti garantilersin. İnşallahurrahman. <laughs> Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh tarifat ediyor. i̇bn Asakir tarih Medineti Dimeş kitabı. 80 cilt. Bu kitap 80 cilt. Bizim kütüphanemizde var. i̇bn Asakir Hazretleri. Büyük muaddis. efendim 900 senelik, 1000 senelik kitap yani. Ham, bu hadis-i şerif orada zikrediliyor. Daha başka kaynaklar da var. Deylemi, Müsnedifir, Beyhakî de var. Abdurrazzak da var ya Musannef. Ne demek? En sahih kitap. Ham Süleyal'in beş gece var senede. La turaddu fîned dâve. Onlarda dualar asla geri döndürülmez. Dua yapmak isteyen bu geceye dikkat etsin. Bir sıkıntısı olan bu gece asılsın. Allah'tan bir şey isteyen bu gece koparsın. 5 gecede dua geri çevrilmez. Evvelü Recep. Recep'in ilk gecesi. Geçti, Allah seneye kavuştursun. Leyletül Nizâm Şaban, Şabanın 15. gecesi. Leyletül Cuma, Cuma gecesi. Haftada bu, senede değil. Haftada her Cuma gecesi duar et olmaz. Şimdi geliyor bayramın ikinci gecesi, Cuma gecesi. Aman Cuma gecesi salavatlarınızı unutmayın, efendim zikirlerinizi unutmayın. Biz burada her Perşembe-Cuma'ya bağlayan gece, efendim toplanıyoruz ee, saat sekiz buçuklarda. Ona göre bakın cübbelahmetüzü.tv internet adresinde de yazarız. Her cuma gecesini camide yani ihya ediyoruz. Faziletli amellerden bahsediyoruz. 16 Eylül'de de biz başlayacağız burada. Kadınlara yer yok, erkekler gelebiliyor. 16 Eylül'de inşallah cuma gecesini ihya. Çünkü cemaatla dua diyoruz, dua asla reddolmaz. Leyletül Fitr, Ramazan bayramı gecesi. Bu gecedir. Birazdan gireceğiz inşallah. Asla dua geri çevrilmeyecek. Ve Leyletül Nehar, Kurban bayramı gecesi. Bu geceleri ibadetle geçirmek, duaları çok yapmak, yalvarışı çok yapmak sünnettir. Geçmiş büyükler bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. İbadetle bu geceleri ihya etmişlerdir. Allah'ım da bizi bu gece uyanık olup da dualara muvaffak eyleye. Amin. Bir ara var efendim. Ondan sonra hadislere devam edeceğim inşallah. Amr ibn Uthman ibn Kethir radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lütfen Allah rızası için dinlemeyenleri uyaralım. Herkes dinlesin. Bak şimdi bir namaz tarif edeceğim. Bir daha seneye kadar bu namaz daha yok. Ancak bu gece var. Bunu da hiçbir kitapta bulamazsınız. İlk olarak Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma bir eserden buldum. Ebul Ferec ibn Cevzi Hazretleri'nin muteber bir eser. Oradan bunu ilk yazdım. Ben de daha ilk yaparsam yapacağım inşallah. Bak bunları dinleyin. Bu geceyi bir daha bulamazsınız. Bir daha sene sağ mıyız? Varekler birbirini uyaralım. Çok önemli bir namaz var, tarif var, dua var. Hemen kısa kısa hızlı hızlı konuşmam gerekiyor. Vakit dar. Siz güzel anlayın. Telaş etmeyin. Yemek kaçmaz yani. Sofrayı kuralım, kaldıralım derken dersleri kaçırmayın. Resulullah Efendimiz buyuruyor. "Men ehya laylata'l-eideyn lem yemut kalbu yawm temutul kulub." Bu hadis İbn Mace'de de var. Kütüb-i Sitte'de geçer. İki bayram gecesini ibadetle ihya eden herkesin kalbi öldüğü günle onun kalbi ölmeyecek. Bu ne demek acaba? İki bayram gecesi. Birisi bu gecedir. İhya ne demek? İhya ibadetle geçirmek. Allah razı olsun. Işte, yatsıyı cemaatle kıl, sabah cemaatle kıl. İhya ve kıyam. Bu Şaban Şerif Risalesidir. Bunlar hep Arifan yayınlarında. Şaban ayı geçti deme. Buradaki ilimler geçmiyor. Bak bir geceyi mesela bir cuma gecesini herhangi bir ibadetle ihya edeceğim. Kıyam tabiri geçiyor, ihya tabiri geçiyor. Nasıl yapabilirim? Burada 93. sayfeden itibaren neler yapılabilir? Hangi namazlar, hangi dualar, hangi zikirler, hangi sureler? Nereye kadar gelmiş efendim? 100. sayfaya kadar. 93'te 7 sayfa bir geceyi ibadetle ihya etmek isteyen adam neler yapabilir? Ne yapsa daha fazla ihya olur. Bunlar böyle laflar. Bu geceyi ihya edin. E tamam da neyle ne ihya edeceğiz kardeşim? Millete de bir bilgi verelim yani. Bu 93'ten 100'e kadar bunu takip edin. Hangi sureler var, ne faziletleri var, neler var, neler var. Şunu okursan şöyle, bunu okursan böyle. Şimdi, bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez. Kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. Ne demek? Can çıkarken, bir de kabirde, bir de kıyamete kalkarken, buralarda insanlar telaşa girecek. Çok bunalıma girecek, panik yapacak. Ve <laughs> Dostlarım o paniklerden emindirler Allah buyuruyor. Çünkü neden? Bu mübarek geceleri ibadetle ihya ettiklerinden. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. İnsan can havliyle en ağır ölüm döşeğinde bile olsa komalarda bütün efendim zorluklar içerisinde en kıyamet kopuyor. Mahşere herkes kalkıyor. Herkes kendini unutmuş. Erkek miyim, dişi miyim? Onu bile bilemeyecek diyor Kur'an'da. Hadis-i şeriflerde. Kardeşinden babasından kaçacak diyor. Öyle bir günde onun kalbi ölmez. Ne demek? Kelime-i şehadet okumaya muvaffak olur. İmanla ölmek ona nasip olur. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i şehadetiyle beraber Allah'a kavuşması müyesser olur. Niçin? İki bayram gecesini ibadetle geçir. Sana bu söz. Ölürken kabirde, mahşerde kalbin ölmeyecek. Kalbin Allah'tan agah ve uyanık ve haberdar kalacak. Bu ne demek? Bu nasıl bir müjde? En korktuğumuz yer değil mi ölüm, kabir, mahşer? Ama... Neden bu böyle müjde var? Bayram geceleri, gaflet geceleridir. Çünkü nasıl olsa teravih bitti. Oruç bitti, bu gece herkes gaflete düşer. Namaz kılan, yani gece namazına kalkan, teheccüd kılan, şu tarif edeceğim namazı kılan kaç kişi çıkar? Onun için herkes gafletteyken zikredene Allah özel müjdeler veriyor. Bu ne gibidir? Çarşılar, pazarlar gaflet yeridir. Herkes alışveriştedir. Men dekale mesela hadis diyor ki çarşıya girip bir adam la ilahe illallah la ve yuhyi ve ve ala kulli şey'in kadir. hadiste geçer. Çarşıda bu zikri yaparsa diyor bir milyon sevap alır. Dakikada bir milyon. Niye? Orada diyor bir tane böyle Allah zikreden olmaz. Herkes gafildir. Alışveriş derdindedir. Ama bir kişi çarşıda bunu derse diyor işte bak camide demiyor bak Cami'de diyene o müjdeyi vermiyor. Herkes gafil olduğu yerde bunu okuyana bir milyon hasene vaat ediyor hadis-i şerifte. Onun için bu gece de herkesin gaflet edeceği bir gecedir. Aman biz gafillerden olmayalım. Kalbimiz ölmesin. Bu çok önemli mesele. Efendim, müjdeler Halid bin Maden radıyallahu anh, tabiinin ulularındandır. Buyuruyor ki: "Hamse leylin fi's sene." Senede beş gece var. Men vazdabu aleyhne kim bunlarda ibadete devam ederse, raca sevabiyinle, sevaplarını umarak ve tasdikan bi vadinle ve müjdelerine inanarak, bak demin de anlatıyorum acaba falan yok, hadis zayıf mı falan yok. Vaadine inanacağın, sevabına umacaksın. Edhaleullahu cennet. Allah onu mutlaka cennete girdirecek diyor. Mutlaka. Nedir bu? Recep'in ilk gecesi. Gece ibadet edecek, gündüz oruca niyet edecek. Şaban'ın yarı gecesi, berat gecesi. Gece ibadet edecek, gündüz oruca niyet edecek. Ramazan bayram gecesi. Gece ibadet edecek, gündüz yemeğe niyet edecek. Yarın bayram, oruç tutsan haram. Yarın yemek var. Efendim, güzel güzel yiyin işte kahvaltı sofraları falan. Döşeyin, çağırın milleti. Kurban bayramı gecesi. Gecesini ibadetle geçecek, gündüzü oruca niyet etmeyecek. Yine bayramda haram olduğu için yiyecek. Bir de aşure gecesi, gece ibadetle geçirecek. Muharrem'in 10. gecesi, onu da beraber idrak edeceğiz inşallah. Siz devam edin derslere. Gündüzünde oruca niyet edecek. Aşure günü oruç var. Şimdi bizim buradaki dersimiz 16 Eylül'de başlıyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. O başka. Flash TV'deki ders e, inşallah 17'sinde başlıyor. Bir gün sonra yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan. İslam'da gece önce olduğu için biz Cuma gecesi derken kastımız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan, ihyası dua olmayan o gece. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, Basra valisi olan Haccacı İbni Hazretleri'ne yazdığı mektubunda, bak valiye ne mektup yazıyor? Diyor ki, senede dört geceyi ibadetle uyanık geçir, Allah o gecelerde rahmetini boşaltır diyor. Bu da Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın yarı gecesi, Recep'in 27. gecesi, o Miraç gecesidir. Bak rivayetlere farklı şeyler var. Bir de dördüncüsü Ramazan bayramı gecesi olan bu gece. Rahmet tamamen boşaltılacak bu gece. Bütün rahmetler kapılar açılacak. İnşallahur Rahman. Allah bizim mahrum olanlardan eylemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki يُعْجِبُنُوا bunu يُفْرِغَ Senede dört gece bir insanın kendisini sırf ibadete ayırması hoşuma gidiyor. Resulullah diyor ki hoşuma gidiyor. Bu ne demektir ya? Birincisi Ramazan bayramı gecesi bu gecede. Leyletül Fıtır. İbadete kendini ayırması hoşuma gidiyor. Biri Kurban Bayramı gecesidir. Gelecek. Biri Recebinik gecesi. Biri Şaban'ın 15. gecesidir. Şimdi bu rivayetleri söyledikten sonra. Hemen namazı tarif edeyim. Ondan sonra bir de bu gece yarın bayram sabahı hakkında bir rivayet var. Vakit kalırsa onu da hızlı hızlı yetiştirmeye gayret edeyim. Bayram gecesi, Şevval ayı namazları, bu Arifan dergisi. Diyorum ki size bu normal dergilere benzemez. Bu kitaptır, kitap. Bunda çok ilimler var. Bunlar lazım size. E şimdi bu gece kılacağın namaz, dua var burada. Ben size ne zamandır söyledim. Bunları temin edin. Arapçasında yazdım, Türkçesinde yazdım ama ben şimdi bunu bu gece nereden bulayım diyene ben ne yapabilirim ki yani? Bunun gecesi de bu gece, bayram gecesi. 8 Eylül, çarşamba, 9 Eylül, perşembe bağlayan gece namaz. Rabbi İbni Haytem radıyallahu anh. Yine temin edebilirsiniz. Fatih'te, çarşamba, şair yerlerde bulunabilir herkes bölgesinde. Bu namazı kılın. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan o da aziz ve celil olan Rabbul İzzet'ten naklen şöyle haber verdi. Her kim Ramazan bayramı gecesi yani şimdi akşamdan sonra bu gece yani akşam namazını kıldıktan sonra hemen iftardan sonra da kılınabilir. Çünkü yatsıdan sonra kaydı yok. Teravi gibi değil. Teravi yatsıdan sonra olmak zorunda. Yatsıdan sonra vitirden önce. Ama bu namaz şimdi akşam namazından sonra iftarı da edersiniz zaten. 10 rekat kılarsa Hoca efendi biz teraviden kurtulduk diye seviniyoruz. Yine başımıza bir on rekat iş çıkarttın. Ya mübarek öp de başına koy. Sevabına bak. Müjdesine bak. İstersen al, istersen alma. Ben kılacağım inşallah. E, hoca efendi iyi o zaman. Sen kıl bize de dua et. E, ben yedim be sen doyuyor musun mübarek? Mübarek sen de ye. Her kim bayram gecesi on rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha Sübhaneke okunuyor. Eûdü Besmele Fatiha'dan sonra 11 İhlas Suresi. Ne kadar kolay. 11 kere kulü Allah. Aralarda Besmele okunmaz namazda. Fatiha bitti. Başlıyorsun kulü vallaha hadi Allah'a sallamet. Lemiyel dölemi ule dölemi kulü hukufu ne hadi. Kulü vallaha hadi Allah'a sallamet. Böyle. 11 kulü vallaha hadi okursa efendim her rekatta bir Fatiha 11 kul oldu. Ondan sonra tabii her rekatta rükûa ve secdeye gidiyor. Rükûda ve secdede 10 kere ne diyecek? Her rükûda ve secdede. iki secdenin her birinde. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu Herkes biliyor mu? Biliyor. Bu tesbih kaç kere yapacak? 10 kere yapacak. Tesbih namazında var ya bu. Tesbih namazı gibi işte 10 rekat, 10 kere. Her e, sadece tesbih namazında ama ayakta da var. O değil. Bu öyle değil. Bu tesbih namazı değil bu. Bunda 10 rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha 11 kulü Allah okuyor. Her rükuda secdede 10 kere Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah Allahu Ekber diyor. Peki. Namaz bitti. 2 rekatta selam verirsin. 5 selamda 10 rekat biter. Namaz bitince yüz kere Estağfirullah, Estağfirullah der. Ondan sonra secdeye kapanacak. Secdede şu duayı okuyacak. Şimdi onun için bu dergi lazım. E dergi lazım ama hoca efendi Secdede ben şimdi bunu önüme mi alacağım yani? Ben bunu ezberleyemem ki. Kardeşim, namaz bittiği için yanında biri okusa sen onun okuduğundan dersin. Namazda başkasının dediğinden okumak namazı bozar. Bu namaz bitti şimdi. Bu dua secdesi, hacet secdesi bu. Namazın dışında olduğumuz için yanındaki biri okur sen tekrar edersin eğer ezberleyemiyorsan ya hayyu ya kayyum ya del celal ve ikram ya rahmane dunya Vel Ahra. ve rahime ve ma ya erhamer rahimin ya ilahe el evvelin ve el ahirin igfir li zunubi günahlarımı affet ve tekabbel savmi ve salat orucumu namazımı kabul et bitti damgayı vurdu ramazanın imzasını attı bunu da diyor bak bu çok kolay dergide 52. sayfede bu duayı secdede ezberleyemezsen biri okur sen onun peşine devam edersin o namazda değilsin bozulmaz bu şekilde dua ederse evet ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem beni hak peygamber olarak gönderen zatı e alaya kasem ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allah onu bağışlar bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile ona ceza vermekten vazgeçer Şimdi bana gelen SMS'ler, maillere bakıyorum. Şöyle günah yaptım af olur mu? Bunu yaptım af olur mu? Hep böyle millet korkuda af olmam diye. Diyor ki bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa da Allah ona ceza vermez. Ramazan ayının bütün ibadetlerini de kabul eder. Ben size duyuruyorum. Bir de bayram gecesi duası var. Bu da 53. sayıda. Bu namaz değil. Bayram gecesinde bu duayı okumak müstahaptır. Kim bunu öğretti? Caferi Sadık radıyallahu anh. Biliyorsunuz 12 imamımızdan, Ehli Beytin imamlarından, büyük imamımız Cafer-i Sadık, hem Nakşi silsilesinin, bir İmam-ı Azam'ın hocası şeyhi, Cafer-i Sadık Hazretleri. Bu da öyle bir dua ki, manasını buradan bakarsınız. Yani ne diyor biliyor musun özetle? Arapçası da burada. Arapça bilmeyen Türkçesi manada okuyabilir. Namaz dışında Türkçede olur. Diyor ki, Ya Rabbi bu gece imsak olmadan kıyamet günü sana kavuştuğumda bana azap etmek istediğim bir günah bırakmadan bu geceyi çıkar diyor. Bana azap etmek istediğin bir günah varsa bu gece doğmaz. Bu imsak olmadan o günah silinecek. Kur'an'ı indiren Allah. Ramazan'ın sahibi olan Allah. Kur'an hürmetine diyor. İşte Ramazan bitti. Ne olur Allah'ım diyor. Bunu da bu gece yapmak. Gece ne zamana kadar biliyorsunuz? İmsa kadar. Yani ne zaman oruca niyet ediyorsunuz ezan saati. O. Şimdi bu gece ezanları geç okurlar. Şey bitti diye. Ona aldanmayın. İmsak şimdi beş oldu değil mi? Tam beşe gitti herhalde. 5'te 5'e kadar namazlar ve dualar bitmesi lazım. Çünkü bu ondan sonra gün giriyor, bayram günü giriyor. Bu bayram gecesi duasıdır. Arifan dergisi 52 53. Daha neler var? Şimdi hep bütün zikirleri öğretemem size. Bu gecenin işini kaçırmayın. Bunu yarın konuşsak boşuna ol. Evet. Şimdi mübarek gece girdiğin hadis-i şerif okuyorum size. Feyda kanet leyletül Fıtrı. 29. geceye kadar hadisleri hep okudum. Hep derslerde okudum her gece. Bayram gecesi girdiği zaman irtecetil melake melekler titremeye başlar. Ve cebbaru bi nuri Allah Teala nuruyla tecelli eder. Kimse onu vasfedemez, kimse onu tarif edemez. Öyle nurlarla tecelli eder. O gecenin adı caize gecesidir. Ücret gecesi, ücret. Bu gece mükafat alma gecesi. Sabah bayram sabah olduğu zaman Allahu melake kulli bilad Allah bütün memleketlere melekleri yayar. Melekler yeryüzüne inerler. Fekun ala sokakların Müslümanların bayram namazına çıkacak olan Müslümanların evendim sokaklarının ağızlarında dururlar. Fe bi savtin min ve cel illa cinne Melekler bu sabah öyle bir sesli bağırırlar ki Allah'ın bütün yaratıkları işitir ancak cinlerle insanlar işitemez. Niye? E cinlerle insanlar işitse gayba iman kalmaz. O zaman herkes inanır Müslüman olur. Acayip bir gıyabi bir ses geliyor. Onun için Rabbim imana havale ediyor bu işleri. Biz gayba iman ettik. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa bu öyledir. Ama diğer hayvanlar duyuyor bunu. Kuşlar, hayvanlar hepsi duyar. Ne diyorlar? Ya ümmete Muhammedin ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. Ila kerim. Bayram namazına çıkmak ne demek biliyor musun? Allah'ı ziyarete çıkmak demek. Kerem sahibi Rabbinizi ziyarete çıkın. يُعْتِ الْجَزِيلِ O size bol bahşişler verecek. وَيَعْفُٓانِ الدَّمِ بِالْعَظِيمِ Çok büyük günahlarınızı bayram sabahında bağışlayacak. Hala günah kaldıysa, bayram sabahında affettirebilirsin. Bayram sabahında da affettiremezsen, kafanı vuracak kaya aramak lazım. Bayram namazı kılacakları yere gittikleri zaman, evvelce musalla yani bir yerde kılınırdı şehirde, herkes oraya çıkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den, medine, mescitte değil de nereye çıkardı? O Kamame Mescidi var kıbleden, Ravza'nın kıblesinden sağda, bulutun gölgelediği mescit. Orası namazgah idi. Ee, bayram namazını öyle yerlerde açıkta kılarlardı ki kalabalık olduğu için camiler almaz. Şimdi tabii nerede kılacaksın? Kaç milyon İstanbul'da bir yerde sığmaz ki yine. Sahraya da sığmaz. Onun için herkes camilere gidiyor. Allah meleklere gösteriyor bayram namazındaki kulların. Ma cezâ ule ciride amele. İşçi işini bitirdi. Mükafatı ne olsun? Melekler diyorlar ilahena seyyidena ceza ve öntü ve fiyacra. Ya Rabbi ilahı mısın, efendi misin, Sen bilirsin, bol bol verirsin. Biz sana ne diyelim ki? Rabbim buyuracak, iyi dinleyin. Fe inni uşidukum ya melaketi, ey benim meleklerim ben sizi şahit tutuyorum. Enni gad cealpü tevabem min sıyamim şehir ramadana ve kıyamim rıdaya ve mağfireti. Bu kullarımın Ramazan ayında oruç tutmalarının ve teravih, bak teravihe bak ne kadar önemli olduğuna bak işte burada şarta girmiş. Ve teravih namazı kılmalarının mükafatı olarak ne tayin ediyorum? Onları affetmek, mağfiret etmek, bir de rızamı, memnuniyetimi onlara helal ediyorum. Bundan büyük bir şey olur mu ya? En ufak rızası cennetten büyüktür. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Cennete merak olmayalım, sahibine sahip olalım. Diyor ki, sizi şahit tutuyorum. Bunların karşılığı rızam olsun. Affı mağfiretim olsun. İbadi kullara nida diyor. Bayram sabahında bu sözlerim kulağınızda olsun. Aslında bayram hutbesinde Diyanet bu hadisi tercüme edip hocalara bunu vermesi lazım. Maalesef bu kadar önemli bir hadis-i şerif. Bayram sabahı hakkında ben bir bayram Şam'da Emevi camisinde kıldım. Hatip bunu okudu. Efendim bir bayram Ürdün'deydim. Ben her bayram giderdim bir yerlere. Dünyayı gezmişim. Hep alimler bunu okuyorlar. Ama burada mübarekler efendim başka şeyler konuşuyorlar. Yani şu gündeme göre konuşun kardeşim. Ramazan'da kurbandan konuşmayın. Kurbanda Ramazan'dan konuşmayın. Bak şimdi bu ne kadar müjde var. E millet duysun ya gelmiş adam namaza ya. Niye bu hadisleri okumuyorsunuz? Ey benim kullarım bu Ramazan Şerif Risalesi'ndedir. 110. sayfededir. İmamlar ders hazırlayacak olursa buradan hazırlasın. Tercümesi de var. Kaynakları da var. Ey benim kullarım Seluni Benden isteyin ne dilerseniz bayram sabahı size vereceğim. Fe ve Celali ve celali izzim celalim hakkı için. La teselun ile ve fi cem'ikum li ahiretikum illa Bu bayram sabahı toplantınızda kadınlar da gelebilir. Eğer cami boşsa ama bayram namazlarında camiler taşıyor dışarıda kalıyor erkeğe yer kalmıyor. Ama boş bir cami var da orada şey var mı? Mekke'de Medine'de kadınlar geliyor. Buralarda da gelebilir ama efendim şimdi yer olmazsa o zaman olmaz. Erkekler mühim, onlara vacip çünkü. Bu toplantınızda bugün benden ne istiyorsanız, ahiret için ne istiyorsanız mutlaka vereceğim. Ahiret için, bayram namazında ahiret için dua eden hiç tereddüt etmesin. Ahiret için ne istiyorsa aldı. Aldı kesin aldı. Ahirete şer koymuyor. Hepsini vereceğim diyor. Velali dünya kumillane fatulekum. Dünyanız içinde bir şey isterseniz, onu vereceğim demiyor. Diyor ki onda sizin lehinize olana bakacağım. Ne demek o? Çünkü siz ne istersiniz? İlla da ya Rabbi bana bir o çocuk ver. Oğlum olmuyor uşak ver. E ya hayırlısını iste diyorsun adama. Hayırlık hayırsız diyor. Bir uşak versin diyor. Hayırsız da olunca başına bela oluyor. Ondan sonra ya Rabbi kafasını kır bu çocuğun diye başlıyor duay. Ya niye hayırlı istemiyorsun? İlla araba istiyor araba istiyor. Ya hayırlı değil belki de tabutun olacak araba ya. Yani vermiyorsa da bir şey var. Yok. Mevla buyuruyor ki ahiretiniz için ne isterseniz vereceğim. Dünyanız için ne isterseniz bakacağım. En iyi sizin için lehinize neyse onu yapacağım. Ve izzeti izzim celalim hakkı için aleykum ma rakabtumuni siz benim namazımı, ibadetimi, ibadetimi, helalımı, haramımı gözlediğiniz müddetçe Kul kusursuz olmaz. Arada ayaklarınız kayar, ben onları sileceğim ve örteceğim. Sizi yarın ahirette dost düşman huzurunda rezil rusva etmeyeceğim. İnsarifu Hadi bayram namazı bitti, aff olarak dağılın. Kadra zaytumuni ve ankum. Siz beni razı ettiniz, ben de sizden razı oldum. Allah böyle buyuracak. Bayram namazından rıza üzere dağılacağız inşallah. Melekler öyle seviniyorlar ki Allah Ramazan ayının iftarında, bayramında Allah'ın bu ümmete verdiği bu büyük müjdeye karşı melekler çok sevinecekler. Allah bizi de sevindirsin fazl-ı keremiyle. Bütün Müslümanları İslam alemini sevindirsin. Amin. Kısa bir ara var. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ramazan şerifin sonu olduğu zaman Gökler ağlar, yerler ağlar, melekler ağlar ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına gelen büyük musibetten dolayı üzülürler. Sahabe-i kiram sordular, Ya Resulallah ne musibeti var ki Ramazan'ın sonunda ne bela var ki gökler yerler melekler ağlar. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği, sevapların kat kat edildiği, sadakaların kabul edildiği, böyle bir faziletli mevsim, e, Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem, geçip gitmiştir, veda zamanıdır. Onun için gökler yerler ağlar. Biz de bu bakımdan üzülüyoruz. Ama inşallah makbullerden oluruz. Allah'ım kabule karin eylesin. Hazreti Ali Efendimiz, Keramullahu Cev Ramazan'ın sonunda şöyle derdi. Keşke bileydim ki kim makbuldür onu tebrik edeyim. Kim mahrumdur ona da baş sağlığı dileyeyim. Allah cümlemizi tebrike layık olan kullarından eylesin. Namazı orucu kabul olan kullarından eylesin. Günahları sevaplara döndürülen kullarından eylesin. Rabbim şu mübarek son gecede, son saatte, zaten son gece değil artık. Ramazan-ı Şerif bitti, son iftarda diyelim cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Veda zamanıdır. Evet. Allah'ımız fazl-ı keremiyle kabule karine eylesin. Bayramımız mübarek olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة النافعة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhu radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme rasulem ve Ey bu eksiksiz, noksansız ve kusursuz davetin sahibi ve vakti girmiş olan şu namazın amiri bulunan Allah'ımız kullarından sadece bir kişiye vaat etmiş bulunduğun vesile mertebesini, tüm faziletleri, üstünlükleri ve yüce dereceleri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme nasip eyle. Ve onu kendisine vaat etmiş bulunduğun öncekilerin ve sonrakilerin tüm nebiler ve rasullerin ona gıpta edip imreneceği şefaat makamından ibaret olan makamı Mahmud'a yükselt. Şüphesiz ki sen sözü bozmazsın. Bizler bir olan, hiçbir ortağı bulunmayan Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmekteyiz. Ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmekteyiz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak da Muhammed Mustafa'dan razı olduk. Amém.